Süleyman Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şehri anlatmaya ne kalem ne kelam yeter denen medeniyet şehrine hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce suyun kaynağından musluğa güvenli bir şekilde gelebilmesi amacıyla Gaziantep'te kaynaktan musluğa içme ve kullanma su güvenliği planlarının hazırlanması, tanıtım toplantısı ve risk yönetimi çalıştayı düzenledi. Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, amaçlarının suyun kaynağından içimine kadar yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve hassasiyeti artırmak olduğunu söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti. Su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız. Çünkü bugün dünya nüfusunun yani önemli bir kısmı maalesef kaliteli suya ulaşamıyor. Bunu biraz önceki görsellerde de bunu gördük. Bu tür sıkıntılara maruz kalmamak için bizim bu tedbirleri şimdiden almamız lazım. Su ile ilgili sadece yerel yönetimler değil, bakanlığın ilgili birimi değil, DSİ değil, diğer kurum ve kuruluşlar, birçok kuruluşun İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda çalışıyorlar. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, su sorununa karşı hem yöneticilerin hem de bireysel olarak herkesin bilinçli olması gerektiğini söyleyerek şu ifadelere değindi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun hayat olduğunu ve yaşamanın temel gereksinimi olduğunu hatırlatarak konuşmasında şu ifadeleri kullandı. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise depremin ardından yaşanan su sorununa değinerek şunları söyledi. Afetlerin, yokluk afeti, kuraklık afeti, açlık afeti önüne geçmemiz lazım. Yoksa işte 6 Şubat depremlerinde başta Hüseyin Bey olmak üzere işte diğer genel müdürlerim ve arkadaşlarım ne kadar kahramanca mücadele ettiklerini biraz önce sunumlarda da gördük. Onun için bu toplantı çok önemli. Onun için olmadığı belki derya içeridir, derya nedir bilmezler. Yani zaten siz meselenin uzmanları ya da denizin içinde zaten yüzen balıklar olarak denizin önemini bilmeyen insanlar olmayın. Çok önemli bir konu üzerinde konuşuyorsunuz. Çok önemli bir çalıştay icra ediyorsunuz. Ve inşallah tekrardan ilk söylediğimi söyleyeyim. Burada elde edeceğiniz sonuçlar, buradan elde edilecek raporlar, başlayacak uygulamalar ki Gaziantep piloti her yere sirayet edecek. İnşallah memleketimizin bu sorununu en aza indirir diye ümidimi tekrar ifade ediyorum. Bu toplantıyı burada icra ettikleri için bakanlığımıza, hükümet bakanının nezdinde, genel müdürümüz nezdinde tekrar teşekkürler sunuyorum. Sonuçların ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olması dilekleriyle yeniden memleket kandilinizi kutlayarak hepinize en kalbi saygılarımı sunuyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun hayat olduğunu ve yaşamanın temel gereksinimi olduğunu hatırlatarak konuşmasında şu ifadeleri kullandı. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise depremin ardından yaşanan su sorununa değinerek şunları söyledi. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman kendi sistemimizi kurduğumuzda ilk sunumlar aldığımızda Hüseyin Bey'in ilk sunumudur. Başkanım dedi, 15 gün içinde yağmur yağmazsa şehrin su kesintileri başlayacak. Oysa bakanlık döneminde, milletvekili dönemimizde de çok çalıştık. Su yönetmeye çalıştık. Neden böyle olduğunun cevabına baktığınız zaman çok hızlı göç aldık. Sanayileşmenin getirdiği tüketimin fazlalığı ve bugün su verimliliğinde yaşanan aslında her şey kendimizde başlıyor dediğimiz enerji hanım diye kamu spotları hazırladık. Suyu, musluğu açtığımız zaman tıraş olurken, piş fırçalarken gönderdiğimiz suyun ne kadar büyük bir altın ve gümüşü boşa gönderdiğimizi görerek o musluğu kapatabilmeyi, bir zihinsel dönüşümü başarmamız gerektiğini gördük. İlk başladığımızda Hüseyin Bey'in bunu söylediğinde biz dedik hemen gidip sahaya bakalım. Daha böyle bir şey görmedik. Sanki Kerbela'ya gitti. Suyun hiç olmadığı katman katman toprağın yarıldığı alanda çok korktum. O kadar çok korktum ki hemen daire başkanımıza dedim ki bir yağmur duasına çıkalım. Yağmur duasına çıkalım, iPad'den yağmur duasını. Ama
gereğini yap. 100 puan proje bundan sonra olmuştu. Mehmet Şimşek Bakanımıza gitti, dedi ki bacım çok büyük bir proje, böyle bir kaynak yok. Meclis Bakanımıza gitti, Sayın Başkanım dedi, vallahi böyle bir kaynağımız yok. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun. Onu doğup büyüten anadan razı olsun. Gaziantep her şeyin en iyisine layık. Üçümüzü alan, hakikaten bizim için çok kıymetli olan bir şehirde su sorunu istemiyorum. Bismillah deyip başlayalım dedi ve ondan sonra yüz bağlı projemiz hayata geçti. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise depremin ardından yaşanan su sorununa değinerek şunları söyledi. Aslında su yönetimine teşekkür etmemiz gerekiyor. En doğru lokasyonu pilot uygulama seçtiler. Biz 6 Şubat depreminin merkez üstünden su alan bir su kanal idaresiyiz. Gaziantep'in içme sularını Pazarcık ve Yeristan bölgesinden temin ediyoruz. Dolayısıyla en büyük risk bu bölgedeydi. Riski yaşadık ama su kanal idarelerinin kendine özgü bir refleksleri ve aciliyeti olduğu için nispeten çok daha hızlı hareket etme şansı bulduk. Bu anlamda ben tüm su kanal idaresinde görevli arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum.